أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hassancığım bil hayyul kayyum lene <gülme> la mutebada. Ve defaat ankum ussu ila hable ve la quvete illa billahi aliyil azim. Ebu Yezid, kutu e sırr-ı Hazretlerine soruldu. Sizin manevi işinizin başlangıcı nasıl oldu? Buyurdu ki Allah bizi ziraate hidayet etti. Ziraat ne demek? Tarımcılık. Sen şimdi ne anladın? Ben evvela tarlacılıktan başladım zannediyorsun. Onu demiyor. Ben diyor evvela nefsime diyor türlü türlü ibadet tohumları ektim. Bunların sözünü böyle direkt anlamak kolay değildir. Allah diyor evvela bana ziraat nasip etti diyor. Ne demek? Tohum ektim demek. Ne tohum ekmiş? Elma armut değil. İbadet tohumları. Ektim diyor. Sonra Allah beni diyor Efendim taharete irşad etti. Ne demek taharet? Temizlenmek. E buradaki mana ne demek değil? E suyla, sabunla temizlik manası değil. Nefsin kötü huylarını temizlemek. Nefsimi diyor, ne kadar temizleme usulü varsa hepsiyle, türlü türlü çeşitlerle, sularla yıkıya 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 hala da temizlendiğimi zannetmiyorum. Diyor. Bak, onlar nefiste ne huylar olduğunu çok iyi bilirler. Biz biz zaten nefsimizi iyi görüyoruz. Bize de bir defa biz nereden kaybettik? Nefsimizi temiz görmekten. Kaybettik. Ben çok iyi adamım. Ya sen çok iyi adamım dedikten sonra hiç nefisle cihatın manası yok. Bu kadar ulema evli ya bu nefiste niye cihat etti o zaman? Onlar sen demek anandan doğma temiz doğdun. E bu adamlar temizlenene kadar canı çıktı. Koca Beyazıt Beslam hala temizlenmedim diyor o zaman. Temizlendiğimi zannetmiyorum diyor. E bizim birimiz kalkıp da ben çok temiz adamım derse bu ne olur? Bir defa nefsinin ayıbını görmemek olur. Allah muhafaza etsin. Kendinde kemalat görmek olur. Yani hüner görmek olur. İnsan kendinde bir hüner görebilir mi? Senin ne hünerin var? Benim ne hünerim var? Hepsi Mevla'dan geliyor. Bizde bir şey yok. Bunu böyle anlamadıktan sonra namazım var, orucum var, ilmim var, hacılığım var, hocalığım var, ömrem var, şuyum var, buyum var. Ya yaptıklarını görme ya. Sen Mevla var, sen yoksun ki. Evet, öyle buyururdu mübarek. Dünyayı üç dalakla boşadım. Öyle boşadım giderdi. Dönüşüm yok. Nikah tazeleyemem daha. Bu da bir tabirdir. Allah'ın akıllı kulları ne yapmışlardır? Dünyayı boşamışlardır. Ama o karıyı boşamak gibi boş ol deyince boş olmuyor. Anladın? İnne lillahi ibaden futana tallaku dunya ve khafu fitana nazaru fiha falamma alimu enha leyset li hayyin vatana cealuha lucatan ve tehazu salihal a'mal fiha bu İmam Şafii'nin sözüdür. Çok büyük sözdür bu. Allah'ın öyle akıllı kulları var ki diyor dünyanın fitnelerinden korktular dünyayı boşadılar diyor. İşte Beyazıt Bestami o kullardandır. Çünkü dünyaya bir baktılar baktılar bura, burada yaşanır mı yaşanmaz mı? Baktılar herkes ölüyor. Dediler ki burası dirilerin vatanı değil burası olsa olsa mezarlık olur. Zaten yakında tümü mezarlık olacak. Yetmiyor mezarlık. Her taraf mezarlık doldu. Üstünden çok altında var. Böyle de devamlı akın akın gidiyor. Bugün ne kadar insan yine gömüldü. E o zaman kaç sene üstünde duruyor? Ortalama 60 sene. Kaç sene altında duruyor? Binlerce sene. Geçmişe bakarsak. Tabi biz binlerce sene pek kalacak gibi gözükmüyoruz. Sonunda yakınlaştığı için kıyamet. Ama yine de biz de kaç yüz sene duracağız Allah bilir o zaman şimdi bura dirilerin vatanı mı? Ölülerin vatanı mı? <laughs> Baktılar ki bura dirilerin vatanı değil. Dediler ki bu dalgalı denizde salih amel gemisine binelim. İman selametiyle ahiret sahiline çıkalım. İnşallah. Aklını kullananlar bunlar. Ben de diyorum. Dünyayı boşadım. Terk ettim. Sonra Rabbime yalvardım. Dedim ya Rabbim senden başka kimsesi kalmayanın ne dua etmesi gerekirse ben sana öyle yalvarıyorum. Benim senden başka kimsem yok. Şimdi ben diyor dünyadan ümidi kestim. Hayattan ümidi kestim. Ondan sonra Allah adamlar ne adamlar ya. Mezarı kazmış evin içine evliya Allah'tan biri. Evi, evleri onların birinci kat ya toprak. O zaman iki kat, üç kat Ev yok. Mezarı kazmış evin içine. Şimdi gevşeklik geldiği zaman ibadette uyku bastırırsa, gevşeklik gelirse, canı biraz ekşili isterse hava al, mava gez dolaş falan. Hemen kendine ne yapıyormuş? Sen gir bakayım şu mezara. Sokuyormuş kendini toprağın içine. Orada kapağı açıyor. Giriyor toprağın içine. Şimdi bakıyor ki öldüm gittim ne namaz kılacak halim kaldı ne bir şey yani ölümü düşünüyor. Tezekkürü mevt rabıtası. Rabıta kitabımda var bu ölümü düşünme rabıtası var. Acayip bir şey yani. Aman hocam hani düşünmeye gelmez o anda ölürüm ölürüm ben boş ver. Nefesim tıkanır bir şey olur. Ya ne var düşünmekle adam ölür mü ya? Bu sefer evhamlı insanlar var tabii. bazı evhamlı insanlar var. Nabızını nabzını kontrol eder o anda gittim mi kaldın mı? O da olabilir. Bu sefer diyor ki şimdi kendi gene Mevla Kur'an'dan ayetten Rabbir Çünkü birine ölüm geldiği zaman Ya Rabbi döndür beni döndür beni der diyor ya ayette o da şimdi ümidi kesiyor dünyadan ki Rabbir diyor. Mezara yattı ya şimdi Ya Rabbi döndür beni diyor. Lealli amelu salihan fima terak. Bu kadar ameli salih terk ettim. Biraz daha fırsat verirsen salih amel işleyeceğim. Diyor. Ondan sonra zaten ölmedi ya. Kalkıyor. Hadi diyor Mevla beni döndürdü. Dua ettim ya şimdi. Kabul etti çıktım. Ne olacak şimdi? Uyunur mu şimdi? Uyku mu uyku? Kaçıyor. Yine ibadete devam ediyor. Biraz gevşeklik gelse giriyor mezara. Ne acayip bir şey ya. Bizim zaten öyle evler var ki mezar da kazamasın. Beton. Altı toprak değil. Katsan alttaki komşu çıkar ne yapacaksın? E bu sefer mecbur işte. Biz de ölümü düşüneceğimiz zaman yatağa giriyoruz. Çek organ üstüne. Ben öldüm. <laughs> ne olacak? Zikir kalsın. Teheccüd kalsın. Sabah namazında zaten uyanıyor uyanmadım numarası yapıyor. Duymamış olayım saati. Sabah da kalkınca karıya atıyor. Kim kapattı bu saati ya? Ne ne saatekarlık yapıyorsun? Efendim karı kapattıysa sen de duydun. Ne kalkmadın? Şimdi büyükler nefisle mücadelelerin yolunu bulmuşlar. Bizde maalesef bu mücadele hiç yok. Nefse karşı direniş diye bir şey yok. Canı ne istiyorsa, bizim canımız ne istiyorsa istemeden evvel hesabını yapıyoruz. Adam diyor ki benim canım bir saat sonra soda ister. Şimdiden sodayı alıyor. Diyor ki akşam benim canım kuru yemiş ister. Evde meyve yok, Karıya kızıyor. Sen diyor, niye meyve yok? Efendim, e bu kadar nefsini böyle pof pof pof, pof beslersen e o da ne olacak bu işin sonu? Her istediğini verirsen ne olacak bu işin sonu? Biraz mücadele lazım ya. Ha biz hoş Beyazıt Bestami değiliz. Ne buyurmuş mübarek? 40 senedir şu insanların yediği cinsten bir yemek yemedim diyor. 40 senedir. Ne yiyor bunlar? Ot yer, su içer, ne yerse yer mübarekler. Sen ne bakarsın onlara? Mevla yedirir. Onlar bazı kere sıralı oruç tutarlar. İftar yapmak sünnet olmaz, onu da yapmayacağım diyorlar. Bir zeytinden iftar eder, bir zeytinyağıyla, bir hurmayla onlara yetiyor. Yani şimdi onların manevi gücü var, bizde o güç yok. Bizde öyle bir direnişe girelim demiyorum ben. Yani bir adam şimdi aç kalsın, susuz kalsın demiyorum. Ama şimdi canının daha istemediği şeyi bile ister diye hesap ederek ya bunu bile önceden tedarik ederek bu nefisle cihat kazanılmaz. Burada biraz fedakarlık lazımdır. Ya. Dedim ümidi kestim. Ya Rabbi senden başkasından bir ümidim yok. Sade sana, sana yalvarıyorum dedim. Mevla da diyor benim bu duamı doğru yaptığımı bildi. Baktı ki bu sadıktır bu kulum. Şimdi bizim duamızda da sadakat yok. Çünkü biz öyle bir dua yapıyoruz. Ya Rabbi senden başkasından ümidimizi kes. Bir tek sana ümit bağlayalım desek. Bu dua doğru bir dua. Senden gayrinden ümidimizi keselim. Sadece ümidimizi sana bağlayalım. Bu çok iyi bir dua ama burada sadık mıyız biz? Biz onu derken bile başıma bir iş gelirse şundan, şuna giderim şundan şu avukatım var, şuradan şu tanışım var, şuradan şu komşum var, şu akrabamdan şunu alırım. Bu kadar hesap peşindeyken nasıl ya Rabbi senden başka kimsem yok desek bu dua doğru olur mu şimdi? Ha lafta kalır. E, Eba Yezid diyor ki Mevla bildi ki ben sadık dua diyorum. Duamı kabul etti ve bana kendimi tamamen unutturdu. Hiç ben diyor nefsim var mı yok mu bilmiyorum bütün mahlukatı, yaratıkları da huzuruma dikti. Dedi, hepsi sana hizmet edecek. Kimsenin tarafına bakmıyorum diyor, herkes bana hizmete geliyor. Onun için ne buyuruyor hadis Ya dünya, uhdumi men gademeni ve et'ibi men gademeki. Ey dünya, bana hizmet edene sen hizmetçi ol, sana hizmet edeni sen hizmetçi al. Şimdi bu Allah dostlarına bütün dünya akar gelir. Neden? Çünkü bunlar Allah'a hizmet ettikleri için dünya bunlara hizmet etmekle görevlendirilmiştir. Ama biz dünyaya hizmet ediyoruz. Dünya hizmet ettiğimiz için başta ben olmak üzere çok yoruluyoruz. Çok yoruluyoruz. Çok zahmet çektik. Çünkü bir rivayette ve et men men demek ki ey dünya sana hizmet edeni yor diyor Allah. Yor. Ya. Halbuki Mevla'nın zikriyle, duasıyla meşgul olsak ama hakkıyla da tevekkül edecek. Bunlar makam meselesidir. Sıkıntımız olmaz. Lev tevekkül tüm Allah hakkı tevekkülü. <laughs> Le razaka kum Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz kuşları yedirdiği gibi siz de yedirirdi. Allah. Hiç çalışmaya da bir gerek olmazdı. O zaman. Ama hakkıyla tevekkül bizde Ne oluyor kuşlar? Tehdu ve teruhu bitana. Yarın sabah bütün hayvanat ve mahlukat Karnı aç mı kalkacak, tok mu kalkacak? Aç kalkacak. Yarın akşam bütün mahlukat ve hayvanat efendim, tok mu olacak, aç mı olacak? Tok olacak. Şimdi kuşların karnı aç kalkıyor, akşama karınları şişik olarak çıkıyor. E bu kuş ne yapıyor? Fabrika mı çalıştırıyor? İşçilik mi yapıyor, maaş mı alıyor, bankadan ücret mi alıyor, gidiyor? Bir şey yok. Siz de öyle tevekkül etseydiniz, e efendim, e kuş tabi bir ufacık karnı var, o nereden bu bir tane bulsa doyar. Ben onun gibi nasıl doyayım? E fili de doyuruyor, fil seni de yese yutar. Yine de doymaz. E fil, e fil de sıralı ot yiyor, ben ot diye yemem ki ben baklava yiyeceğim, börek yiyeceğim, para lazım oluyor. Ya. Burada mesele var. Nefsi unutursan, Mevla kendini sana hatırlatıyor ve mahlukatı sana hizmetçi yapıyor. Allah. Büyük işler. Beyazda dediler bu dereceye neyle ulaştın? Dedi dünyada ne kadar sebep varsa vesile varsa hepsini dedi kanaat ipiyle bağladım. Sadakat, Allah'a bağlılık, doğruluk ve dürüstlük, mancınık, mancınık var ya mancınığına koydum. Ondan sonra Allah'tan başka her şeyden ümitsizlik denizine attım. Rahata kavuştum. Sözlere bak, istene bak. Bir kelimesine bir cilt işyeri yapılabilir. Bir kelimesine Söz, ne sözü söylüyor? Ya dediler nasıl ulaştın? Öyle ya şimdi bir şeye ulaşmış bu. Herkes tecrübe etmek istiyor. Herkes yol bulmak istiyor. Herkes soru soruyor. Dünya akıyor geliyor beyazıt Bestami'ye. Bütün evliya geliyor. Geçen derste anlattık. Bin kişi geliyor. Bir tane kerametsiz yok. Hepsi diyor ki sen nasıl bu şey bu makama ulaştın? E çünkü yol arıyorlar, yol soruyorlar. Şimdi nasıl birisi para kazansa öbürü nasıl kazandın ya? Nasıl aldın sen bu arabayı? Nereden buldun bu cep telefonunu? Birbirine nasıl güzel bir şey görenler hep e o zamanda mı? Allah'ın dostları görüyor. Sen nasıl ulaştın? Dedi ki birkaç şeyle beraber. Birincisi Allah Teala'yı muallim edindim. Her şeyimi Rabbimden öğrendim. Dedim ki kendi kendime Rabb'in sana yetmiyorsa göklerde yerlerde sana hiçbir canlı yetemez sana bir defa Allah yeter. Celle şani o celle. Dilimi onun zikriyle meşgul ettim. Bedenimi onun hizmetiyle yani ibadetiyle meşgul ettim. Ondan sonra bir uzvum yorulursa öbür uzva döndüm. Ne demek? Mesela namaz kıldım kıldım. Elim yoruldu efendim. Ayakta duramıyorum. Oturarak kıldım. Anladın? Peki oturacak halim kalmadı. Uzansam bu sefer vücudum yoruldu. Dilim meşgul, dilim yorgun değil, dilimle zikre devam ettim. Dilim de yoruldu diyelim, konuşamak hale geldi, kalbe geçtim. Kalp yorulur mu? Tefekkür boyutuna geçtim. Yani devamlı Rabbimle meşgul oldum. Bir kere arşa çıkarıldım diyor. Evlâ seni Arşa çıkarıldım diyor, tavafa başladım diyor. Melekler geri kaldı, ben hızlı tavaf ediyorum. Bir melek geldi diyor. işlere bak işlere. Hiçbir programda bu, duyamazsın bunları. Hiçbir programda. Bilen de yok. Dedi ki meleğin biri sen niye bu kadar hızlı gidiyorsun dedi. Biz sana yetişemiyoruz. Meleğe dedim gidiyor. siz sizde ateş latifesi yok. Biz su, hava, toprak, ateş dört unsurdan yaratıldık. Sizde nurdan yaratıldınız. Ve minnah illa lokan makam ma'lum. Melekler hakkında ne bul hepimizin belli makamı var onu aşamayız. Meleklerin bir programı vardır. O programın dışına çıkamazlar. Ne artırabilirler ne eksiltebilirler. Onlar programlanmıştır. Biz öyle değiliz. Bizde güç var, kuvvet var. O manevi gücü kullandığımız cihette bize melek bile yetişemez. İnsan melekten üstündür. Ne bakımdan üstündür. Meleği geçme kabiliyeti var. Ama sende de var o kabiliyet, bende de var. Ama işlettin mi, işletmedin mi? Beyazıt Bestami işletmiş, ben işletememişim. Ben yere çakılmış kalmışım. Ama o göğü açmış geçmiş. Alâ <messizlik> ve Mektubatta i̇mam Yerin çocuğu diyor, göğün üstüne çıktı diyor. Yerin çocuğu biz, Evliyaullah için diyor. Yerin çocuğu göğün üstüne çıktı. Zamanı da geri bıraktı, mekanı da geri bıraktı. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Miraç gecesi yaşananlar. Cebrail aleyhisselam bile gelemiyor, yanaşamıyor. Ha ona varis olanlar, ona tabi olanlar, onun izinde gidenler, onun gibi ererler. Ruhani miraca erişirler. Ama bunu Ebu hasan ı hoş, rüyada görmedi ki. Açıkça diyor arşak götürüldüm, tavaf ediyoruz. Bizde dedim diyor ateş latifesi olduğundan süratlilik var, hızlılık var. Onun için melek boyu bana yetişemiyor diyor. Bu zat geliyor Ebu Yezid'in mezarından alıyor. O o kadar yetişmiş ki o da oradan alıyor tabi. E ondan sonra e, ka gök kapılarının açıldığını görüyor. Meleklerin indiğini görüyor. E onlar öyle. Senin benim gibi rüya görmüyor ki. Nasıl ulaştın? Nasıl ulaştın? Bu işler kolay mı ulaşılıyor? Dediler kul Allah'a nasıl ulaşır? Dedi ki dilsizlik, sağırlık ve körlükle. Anladın mı şimdi? Ha, duymadım, görmedim, bilmedim diyorlar ya. Ne demek dilsizlik? Gıybet yok. Dedikodu? Yok. İftira? Yok. Canım bir laf söylemek istedi. Söylemek? Yok. En büyük ibadet sükut durmaktır. Eftal En üstün ibadetlerden biri nedir? Tuğlu samt. Uzun süre sessiz kalmak. Ya Evliya Allah'tan şey, Rabbi İbni Kaysam Hazretleri inşallah onu da ziyaret ettik o mübareği. Nasip olsa onu da anlatırım size. Bir zat yanına gittim diyor. 10 sene hizmetinde durdum. Bana iki kelime konuştu. Birinde annem var mı sormuş. Artık dua edecekti herhalde. Birinde belki unuttum. Kitaba bakarız. Uydurmayalım şimdi. Ne demek istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. 10 sene yanında kaldım diyor bana iki, iki söz sordu. E adamların işi var kardeşim. Zikirle meşgul. Biz, bizim şu fuzuli muhabbetler içinde gıybet dedikodu iftira da karışıyor. Çünkü çok konuşmanın, çok konuşanın sakatı çok olur. Ben kesir o kelamu, kesir sakat sakatı. Kelamı çok olanın sakatı çok olur. Ya e bu sefer e Allah'a nasıl ulaşacaksın? Bir defa dilsiz olacaksın. Ne demek? Laf katmayacaksın, konuşmayacaksın. Dilsizlik, sağırlık, birinin aleyhine bir şey konuşuluyor. Sen hemen yapma ya, öyle bozuk adam demek o, he? Ben de şüpheleniyordum zaten, bir de sen ekle. Ya ne duyuyorsun? Ne duyuyorsun? Adamlar cami yıkılmış, zelzele olmuş da secdeden duymamış. Zelzelede cami yıkılıyor, mihrapta duymuyor adam ya. E sen sinek uçsa duyuyorsun. Ne iş bu? Demek Mevla ile irtibatı kuramamışsın. Mevla ile irtibatı kuran adam sinekle uğraşır mı ya? Körlük ne demek? Namahreme bakmayacak. Harama bakmayacak. fuzuli şeylere de bakmayacak. Şimdi... Çünkü göz gördüklerinin ne yapar? Resmini çeker. O resimleri nereye aktarır? Beyne aktarır. Bak, adam 40 sene evvel gördüğü karının hala gözünü kapattı mı o karıyı hayaline getire biliyor. 40 sene evvel gördüğü karıyı. Neden? Çünkü göz resmini çekmekle kalmıyor. Beyne atıyor. Bu sefer sen beyne, kalbe giden şeyi temizlemeye uğraş. Ya pisletmesem en iyi temizlik yolu pisletmemektir. Mellem yemlik ayne feleysel kalbi inde. Gözüne sahip olamayan kalbine hiç malik olamaz diyor hadis-i şerifte. Ne demek? E sen baktıkça efendim o baktığın resimler beyne gidiyor. İlle kadına bakmak değil ki bu. Adama da baksan. Adamın paçasına bakarsın. Yakışıklı mıdır? Yakışıksız mıdır? Çirkinse ulan hakaret gözüyle bakarsın. Güzelse efendim İmrenerek bakarsın. Göz afet. Öyle de bakmak zarar, böyle de bakmak zarar. Ne bakıyorsun? Bakıyorsun, görüyorsun, o kadar gördüğün... Nazar berkadem, Nakşi tarikinin bir, bir şartı nedir? On maddenin biri, nazar berkadem. Göz nereye bakacak? Ayakların üstüne. E hocam yani biz onu namazda öyle zannediyoruz. Namazda değil. Dışarıda da, her yerde de. Göz nereye bakacak? Sağa sola bakarsan fitnen çok olur. Şimdi adamı görürsün, selam versen bir dert. Vermesen iki dert. Ondan sonra bir konuşmaya başlarsın, bir saat seni işinden eder. Dersini geciktirir, işini geciktirir. Ayağına baksan, kimseyi görmesen adam diyebilir mi ki bu beni gördü de selam vermedi? Diyemez. En nihayetinde kafanı duvara vurursun, inanır. <laughs> Dergi ki ulan herif Bakmıyor hakikaten ya. Değil mi? Nasıl herif kastıya bakarken kafayı duvara vuruyor, yukarıya bakarken? E sen de ayağın ucuna bak. Yola iyi bak ama. Arabalara geçiyorken sağa sola iyi bak. Sana ezil demedik. Ama karşı yolları kontrol etme müfettiş gibi. Tamam mı? Ya gemiye bindin, in, ineceksin. O gemide kim varmış bilmeyeceksin. Mesele bu ya. Ama sen şimdi en arka koltuğa kadar kafanı kaldırıp Tanıdık biri çıkar mı acaba? Ne lüzumu var tanıdığın? Tanıdık biri çıkmasa beş bin kere la ilahe dersin Yalova'ya kadar. Tanıdık biri çıkarsa kır gır dır dır, bir Allah diyemezsin ya. Ne lazım tanıdık? Ben size hikayeyi anlatmıyorum. Bunların hepsi yaşanmış. Milletin nasıl bilirsin? Kendim gibi. Ben hep bu şeylerden geçmişim. Geçmişim derken bitirmiş miyim? Yok hala bocalıyorum. Bocalıyorum. Ama Rabbimden de dua mudur? İnşallah Rabbim sadık dua bilir. Bende de sadakat olsa inşallah. inşallah. Bu dua çok önemlidir. Ya Rabbi beni ne için yarattınsa ne için yarattı bizi? Ve ma halaktul cinne vel illa li abdun cinleri insanların için yarattım ibadet etsinler. Ya Rabbi Allahümme efridni lima halakteni lehu Ya Rabbi beni ne için yarattınsa Sadece ona tahsis et. Amin. Size de uydu mu bu? Uydu, uydu ama işte amin demeye de korkuyorsunuz bazı duaya. Bunun ne getirisi olur sonra bu dua kabul olursa? <gülüyor> ya. Ve la bima tekeffel delibi. Sen benim rızkımı vereceğine söz verdin mi? Verdin. Allah rızka kefil mi? Er rizku? Alallah. <laughs> <laughs> ya Rabbi sen benim rızkımı üstlendin. Beni senin üstlendiğin şeyle meşgul etme ya Rabbi. Amin. Ne yap beni? Ne için yarattınsa o gayeye ayır beni ya Rabbi. Amin. İşte böyle, böyle dua etmek lazım. Biz bu zatlara erişmemiz mümkün değil de nispeten, nispeten kendi çapımızda, kendimize göre Mevla'ya yönelmek zamanıdır. İnşallah Ya. Dediler Ey Eba Yezid, hep sorulara bak. Neyle ulaştın? Dedi ki yılan derisini bırakıp çıktığı gibi nefsimden öyle sıyrıldım çıktım dedi. Ama biz sıyrılabilir miyiz? Nereye gitsen oraya gitsen nefis seninle geliyor. Buraya gitsen seninle geliyor. Bir tarafını kessen durmuyor ki orada. O nefisten sıyrılma işi nasıl bir şey? Cübbe değil ki bu çıkarasın. O sıyrıldım diyor. Dediler. Evliyaullah neyle ulaştılar? Dedi ki, bir taziyi ve şuhudi malehu. Söze bak, kendilerine ait olan şeyleri görmediler, ona ait olan şeyleri gördüler. Ne demek? Her şeyi mevladan bildiler, kendilerinden hiçbir şey bilmediler. Ne kadar kısa ulaşma yolları varmış, ama bu bizim laf olur. Efendim, sen bu marifeti neyle buldun? dediler. bir batinin cayin ve bedenin harin, aç mideyle çıplak bedenleri. Her istediğimi giymedim. Her istediğimi yemedim. Yoksa yiyebilir miydim? Yiyebilirdim. Ya. Allah Allah. Şurası çok önemli. erbab halden yani manevi hal sahibi, cezbe sahibi bizzat geldi diyor beni ziyarete. Dedi ki, ne adamlar geliyor o zaman öyle velilerde de var ki isimsiz. Bazı veliler nasıldır? İsimsiz. Hiç onları Mevla kimseye tanıtmaz. Sadece kendi tanır. Öyle de veliler var. Bana diyor geldi diyor birisi. Dedi sen bu menzileyi neyle eriştin? Dedi, dedim ki diyor. Sen şimdi ben benim bir eriştiğim menzile yok ki. Sen soruyorsun ki bu menzileye neyle eriştin? Menzile lafını bir defa kenara koyalım. Öyle bir şey yok. Ben bir mertebeye erişmedim. Cevap baştan çok doğru değil mi? Bir defa o söz kesiyor işin önünü. Çünkü sen sen burada makama nasıl kavuştun diyene dur anlatayım dersen ben bir şeylere erdim demiş olursun. Baştan bir devam, menzile neymiş? Makam neymiş? Mertebe neymiş? Derece neymiş? Mevki neymiş? Öyle bir şey yok bende. Ben sana şimdi durup Allah bana diyor sekiz keramet ikram etti. Şimdi kimi gördü? Kendininkini görmedi. Onunkini gördü. Yani Rabbininkini gördü. Allah bana sekiz şey ikram etti. Şimdi Allah ikram edince niye ikram etti sorulur mu? Sen neyle kazandın derlerse iş uzar. Ama Allah ikram etti deyince e Allah seni mi buldu? Demeye kimsenin hakkı? Yok. Ne güzel cevap. Allah bana sekiz şey ikram etti. Bir. Kendimi en geride gördüm. Bütün insanların ...beni geçtiğini gördü. Anladın mı şimdi? Allah Allah. Şimdi gidiyorsun Mekke'ye. Çıkıyorsun Arafat'a. Kaç kişi var? Arafat'ta diyelim 3 milyon kişi var. Arafa gününde. Arafa günü Arafat'ta... ...2 milyon, 3 milyon, 4 milyon kişi var. Orada kim, ne göreceksin orada? Bunların en günahkarı benim... Laflan değil... Hepsi benden ilerim. Diyeceksin şimdi. Ama nefis sana der ki, ya niye öyle diyorsun mübarek adam? Senin yanında o da komşun var, o adam bozuk adam. Daha namaza dün başladı. Anlıyor musun şimdi? Hacca gidiyorsun ya, yolda arkadaşlarım var şimdi. Birici konuşuyor, ya diyor ben namaza yeni başladım. Bu bizimki de çocukluktan beri kazası yok. Şimdi tam Arafat'ta diyecek ya şimdi, herkes beni geçti, ben en geri kaldım. Nefis mi geliyor? Sen niye en geri kalasın ya? Herif daha namaza dün başlamış. Sen 50 senelik namazcısın. E sen 10. geliyorsun. Bu yeni geliyor. Ondan sonra onun sakalı yok. Senin sakalın var. Ondan sonra o namazda sarık sarmıyor. Sen sarık da sarıyorsun. Ondan sonra onun karısı çarşaflı, senin karın çarşaflı. Bak şimdi, bak, 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 bak. Sayıyor, 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 sayıyor. Sana dedir diyor ki, Yok canım yani. Benden üstün belki birkaç kişi vardır ama ben herkesten de geri değil. <laughs> Anlayabiliyor musunuz bu oyunları? Vah 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 vah. vah. Şimdi gece gidiyor, yedi tavaf yapıyor. Yedi demek, 35 kere dönmek demek. Haçta yedi tavaf ne demek biliyor musun? Ömredeki 30 tavafa bedel. İzdiham var, Ondan sonra öbürüne sabah kalkayım. Efendim sen kaç tavaf yaptın bu gece? Vallahi ben sabah namazını anca çıkabildim. Hiç tavaf yapamam. Uyuma mı geldin buraya be? Yazıklar olsun. Ne oldu şimdi? İşte Cüneyd Bağdadi'nin müridi dedi ya Kaddesi Allah'a olsun. Teheccüd vaktinde. Ya herkesin ışığı sönük. Şu vaziyete bak dedi. Kimse teheccüde kalkmamış. Evladım dedi. Sen de uyusaydın da bu lafı konuşmasaydın. Şimdi kendini üstün görmek. Buradan battık biz. Bir de üstün görecek bir şeyimiz de yok. Hani bu zatların üstün görecek çok hali var. Yine geri görüyorlar. E bizde sermaye de yok. Kendimizi en zengin zannediyoruz. Bu ne saçmalık ya? Herkesi diyor önde gördüm. Kendimi geride gördüm. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bizde bunlar maalesef yok. Şimdi tasavvuf neyi kazandırması lazım? Bu hali kazandırması. Ama şimdiki tasavvuf da bunu kazandırmıyor. Adam tarikata girmeden evvel daha tevazulu tarikata giriyor, ders alıyor, bir havalar. Halbuki tasavvuf onu ne yapması lazım? Eritmesi lazım. Bu daha beter nefsi bunun kabarıyor, sarığı da sarıyor. Halep müftüsü gibi bir sarık sardı mı, sakalı da uzattı mı ne yapıyor? Milleti kendinden aşağı görüyor. Eyvah! Hızır Efendi rahmetli öyle derdi. Ya bu kapıya gelirken der. iki büktüm geliyorlar, çıkarken şey gibi çıkıyorlar. Yani baştan bir ne yok böyle giriyor, biraz samimiyet oldum, aa ben de buranın adamıyım, havalanmaya başlıyor. Ne oluyor ya? Ya o kimin ne olacağı belli mi ya? O sonra senin yaptığın kabul mü bakalım? Şu kendimizi alçak görecek var ya, bütün millet Müslüman olur. Ama hava atınca millete, üstten bakınca millete, onlar da bize yaklaşmıyor. İki, insanlara o kadar acıdım ki diyor, lütfen dikkat, işte beyazıdı beyazıt yapan burası. Bu insanlara o kadar acıdım ki, dedim ya Rabbi, hepsinin yerine ben yanayım, hepsi cennete gitsin. O bu bizi açtı bayağı. Birinci de ezledik zaten de, bu hepten düşünemiyorum ben bunu. Niye? E ben niye yanacağım ya el alemin bozuk adamlarının yerine? O yansın. Hadi bakalım şimdi. E sen o kafadaysan sen Ariflerin sultanı değil çöpçüsü bile olamazsın. Beyazıt Ariflerin sultanı. Ben çöpçülüğüne de razıyım. Kolay mı? Söze bak. Ama bu makamada nasıl ulaştı? Beyazıt Bestami zamanında bir kere dedi ki ya Rabbi evliyanın reisi kim dedi? Mevla'ya bir müracaat etti. Listede kim çıkacak? Mevla buyurdu ki falan yerdeki bir demirci. Allah Allah. O zaten kendisini en geri gördüğü için şaşırdı mı? Şaşırmadı. Biz olsak Allah Allah bir de zuhurat Murat da görüyor ya Ya Rabbi ben olmam lazım bu da ama bu da nereden çıktı bu demirci derdik biz. Dedi ki bunun adresi neresi? Falan yer. Gitti. O zaman çok adım atıyorlar. Uzak yollara bir Allah dostunu görmek için gidiyorlar. Aylarca. Gitti, demirciye de söylemedi. Dükkanda oturdu. Baktı ki devamlı dövüyor, vuruyor, kırıyor. O da bekliyor ki secdeden kalkmayacak. Sıralı zikir zannediyor. Baktı ki hiç amel fazlalığı görülmüyor. O sadece helal kazancının peşinde. Namaz vakti oluyor, namaza gidiyor. Cemaatle kılıyor, geliyor. Örs dövüyor, çekiş vuruyor. Cık. Durdu durdu. Bize arkadaş oldu ondan. Dedi senden arkadaş olabilir mi? E buyur. O da onun Ebu Yezid el-Bestami olduğunu bilmiyor. Bilse ki Ebu Yezid'dir bu. Dünyaya ünü öyle yayılmış ki. Millet ayağına yatacak. O da onu tanımıyor. Birkaç gün arkadaş olunca da fazla da ibadet göremeyecek. Dedi ki senin dedi durumun, amelin, özel amellerin var mıdır hani? Dedi bir özel amellerim yoktur. Ne yaparsın? Beş vakit namazıma, cemaatime devam ederim işte. Vazifelerimi yaparım. Geri kalan saatte helal kazancıma bakarım. Başka bir şey yok. Allah. E bu Yezdel biliyor dünyada o kadar evliya var. Öyle onun döneminde. Bunun kutup olması bir meseleden dolayı oldu ama sebebini keşfedemiyor. Sordan da bir cevap çıkaramadı. Bir zaman ya senin diye özel bir zikrin var mıdır? Yoktur diyor, beni gördün işte kaç gündür beraberiz. Allah! Dur dur, ya senin bir özel duan var mıdır? Bir yerden girecek. Yoktur falan dedi, sonra hatırına gel. Bir duan var dedi. Hele de ya. Dedi ki ben diyorum ki ya Rabbi bu kadar insanları yakacağına bir beni yak. Bütün bunları kurtar. Ben böyle bir duam var. O zaman Beyazıt'a nida edildi. Bu nefsi nefsi diyenlerden değil, ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Oradan anladı. Bak, öbürü sabaha kadar kılıyor nefsine. Anca beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Bu, çekiş vuruyor ama duaya bak. Sonradan tabi Ebu Yezid el tabi hepsinin sultanıdır. O ayrı sonunda ama o yolu aşarken... Mesafeleri kata derken ne yollardan geçiyor bak? E şimdi ikinci olarak ne diyor? Herkes yanacağına bütün insanlığın yerine ben yanmaya razı oldum. Allah Allah. 3. Tek derdim ve niyetim bir Müslümanın kalbine sevinç ithal etmek oldu. Yani bütün niyetimle bir Müslümanı sevindirmek. Bu çok önemli bir şey ya. Bir Müslümanın üzüntüsünü gidermek, bir Müslümanı sevindirmek en büyük ibadettir ya. Bir Müslümanı üzmek de ona göre. Biz üzenlerden olmayalım da sevindirenlerden olalım inşallah. <laughs> Dört. Yarına hiçbir şey stok etmedim diyor. Yarına, bugünden yarına ne ekmek, ne yemek ne bir şey. Şimdi pirinç artıyormuş. Siz herhalde birkaç kilo aldınız. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bana zaten yasak. Kurtuldum onlardan. Ne kadar zamlandınız o zamlandı. Yiyemiyorum ki pirinci? Efendim şimdi yarına bir şey stok etmedim. Feyzi kaçtı bir gün. O hizmetçisine dedi manevi halde dedi bir adamlar mizan gibi ya. İbre böyle biraz azaldı mı ibre böyle? Bizim hep ibre ibre karışmış ya. Yanıyor muyuz, donuyor muyuz haberimiz yok. Biraz ibre azaldı. Dedi ki manevi bir feyizsizlik oldu. Bir bak bakalım ne var? Adam da bir şey, ertesi güne bir şey ayırmışlar. Yemek mi ne kenara koymuş hizmetçi. Dedik efendim işte bir, bir, şey var şurada yiyecek falan. Ne var diye soruyor. Zaten odada bir şey yok ki. Küçücük oda. Dedi ki evimiz bakkala döndü dedi be. Ver dedi bir fakire çık git. Ne saklıyorsun bunu? Allah. Yarına bir şey ayırmadım diyor. E biz, biz bunu yapabilir miyiz? Bu bizim makamımız mı şimdi? Nasıl yarına bir şey ayırmayacağız yani biz? Bizim bütün zihniyetimiz ne? Yarını düşün. Bize ne öğretiyorlar hep? Yarının kötü günü düşün. Sakla. Harcama. Verme. Bize bunu öğrettiler. Ya. Bizi yanlış yönlendirdiler. Bizi yetiştirenler de bizden beter. Onun için biz de ne yapıyoruz şimdi? Stok yapmaya çalışıyoruz. Ya. Ama tabii Makam meselesi. Bu makamda olmadığımız için biz yarına bir şey saklasak olur yani. Haramdır demiyoruz zaten. Bu diyor ki sen bu makama nasıl erdin dersen adam da sana mübarek doğruyu söyler. Ama senin ayarın tutarsa, işine gelirse, işine gelmezse vallahi bu evliyalık bana göre değil dersin. Elini öper, çıkar giderse. Ne istediğine bağlı. Bir defa sen ne istediğine karar ver. Olmak istiyorsan yolu buradan geçiyor. Ama öbür türlü normal Müslüman olsam yeter. Tamam, normal ol. Biz bir şey demedik. Efendim, beşincisi Allah'ın rahmetini istedim. Ama ne kadar istedim? Kendim için istediğimden fazlasını insanlar için istedim. Diyorum ki Rabbim ya Rabbim onlara benden çok rahmet et. Şu kuluna benden çok hep insanlar için rahmet istedim. Kendim için istedim ama fazlasını insanlar için istedim. Altıncısı Bütün gayretimi bir Müslümanın kalbinden üzüntüyü çıkarıp bir mümini sevindirmeye harcadım. Bu çok bak bir daha tekrar ediyor bunu. Bir Müslümanın kalbinde bir sıkıntı var. Elimden ne geliyorsa ne erişebiliyorsam, gücüm neyse Allah Ya mecusinin yanında mecusi komşusu var evler yan yana mecusi ateş perez Ateşperest komşunuzun çocuğu ağlıyor. Evlerinde kandil de yok. Çünkü para meselesi o zaman da kandil, mandil, yağma para yani. Her evde böyle gece lamba yanmıyor. Mübarek onu duyar duymaz çıkıyor. İbadetini bırakıyor mesela. Virdi var, zikri var, vazifesi var, itikafa girmiş. Oradan çıkıyor. Onun çocuğu ağlamasın diye tam camların önüne kandili ışığı bırakıyor. O şefkatinden acıdığından. Efendim, çocuğun da babası yok. Babası gelmiş. Lambayı da görünce ne oldu diyor? E diyor e, İbn İsa. Tayfur babasının adı İbn İsa. Yani İsa'nın oğlu. Beyaz Bestami'nin lakabı yani İbn İsa. İsa'nın oğlu diyorlar ona. Babasının adı İsa. Diyor ya bize acıdığından diyor e, getirmiş e, lambayı o koymuş herhalde diyor. Komşumuz o getirdi koydu gitti bıraktı falan diyor. Bunun üzerine yani onun oradaki bir hareketi o çocuğun ağlamasına şefkatinden bütün aile mecusiler Müslüman oluyor. Allah, Allah. E şimdi biz olsak yandaki komşu da Yahudi ise veya mecusi ise şu bu bırak şu ateisi bırak şu gavuru bırak şunu buna lamba mı verilir bunları yakacaksın. ya Müslümanlık bu değil be. Müslümanlık bu değil be. Komşu hakkı var be. Komşu hakkı var ya. Kim dedi sana Yahudi'nin efendim Yahudi'ye komşuluk hakkında yemek verilmez, yemek verilmez. Bu nedir ya? Bir ikram yaparsın, o da İslam'a ne olur? Isınır. Şimdi şeyi de birbirine karıştırmayalım. Bir Siyonizm var, bir de normal Yahudi vatandaşı var. Ha bir Siyonizm var. Dünyada Müslümanlara harbaçan, düşman zihniyet. Bir de var ki normal bir vatandaş, bir komşudur. E böyle çok var. E sen şimdi ben hapse düştüm. E yanımızda hahanbaşı vardı. Üç ay. Hahan başı. 70 yaşında adam. E şimdi bizim koğuştakiler köye bana hürmet ediyorlar hocam hocam hocam. Onlar da eşkıya tabii hepsi de. Düşmüşler oraya. Hoş benim yaptığım işten bir beline düşen yok. Ben tek düştüm. Onlar da eşkıya. Kafası bozulduklarına ayağına sıkan onlar da düşmüşler oraya, Yahudi ile uğraşıyorlar. Ya kardeşi uğraşmıyor. Yemek böyle, onu çağırmayalım. Ya burada biz bir odadayız. Burada yemek yiyoruz, herif üç senedir şokerle yemekten içi çıkmış. Herif pilav yediği yok ya. E bize millet getirmiş, kaşar peynirler teneke teneke. Sait abi Allah razı olsun getirmiş, öbürü getirmiş, beriki getirmiş. Peynirler, tenekeler, etler, koyunlar geliyor şimdi. E göya hoca içeri düşmüş de bana acıyorlar yani. Ondan sonra e benim yanımda adam olan ben bir teneke peyniri nasıl yiyeyim ya? E bunu tabii ki ikram edeceksin ya. E ikram edeceksin bu Yahudi. Buna ikram etmeyelim. Olur mu şimdi bu? Ya olmaz be kardeşim ya. İslam'da bu yok ya. Ne olursa olsun buyurun şudur budur. Adam birkaç gün sonra değişti kaldı. Ya biz sizi dedi öcü biliyoruz ya. Ne öcüsü ya? Buyur ya ye. Ben yemeyeyim sen ye. Ne olacak? Ondan sonra ikram ettik çorba. Ya seneler oldu. Ya çorba içtiğim yok diyor adam ya. E ne var yani şimdi bu da? E demek istediğim yaklaşımlar çok önemli. Bu büyükler gibi şefkat, merhamet, acıma hissi öne çıkarsa millet İslam'a girer. E girmedi. Girmediyse girmedi. Ne yapalım? Biz İslam'ın güzelliğini gösterelim. Kabalık yapmayalım. Terbiyesizlik yapmayalım. Edepsizlik yapmayalım insanlara saldırganlık yapmayalım. Bizde böyle bir şey yok. Biz tasavvufta hiç yok. Ya? Merhamet bu. Ne diyor? Bir Müslümanın kalbinden sıkıntıyı nasıl çıkarırım? Ona sevinç nasıl getiririm? Dert bu. Yedincisi, hangi Müslümanı görürsem, acıdığımdan, şefkatimden hemen ona selam veririm diyor. Bu da tevazu işaretidir. E bu şimdi, bekli, bekliyorum diyor bak. Bana selam vermiyor falanca diyor. Bakalım verecek mi? E sen ver. Ben niye vereyim diyor ya. O versin. E i̇şte bu terbiyesiz bir davranış yani. Sen ver. Sekizincisi, bu da çok çok iddialı bir söz. Ben pek şey, gözüm kesmiyor. Diyor ki Allah beni kıyamet günü affetse, bak baştan affetse diyor, bak dikkat et, edebe bak. Ve bana şefaat izni verse, Bak direkt demiyor ki Allah bana şefaat izni verirse direkt demiyor. Çok büyük bir söz. Allah beni affetse de, ondan sonra şefaat izni verse diyor, şefaate kimden başlarım diyor. Bana dünyada en çok eziyet eden kimse ondan başlarım. Diyor. Sonra bana iyilik yapanlardan başlarım diyor. Ben bunu biraz yapamam. Şu anda o makamda değilim. ya yani. Bana eziyet edene, yani pek şefaat mefaat... Ben de merhametliyim bakma sen. Düşmanım ağlasa acırım yani. Böyle bir merhametim var ama şimdi bu biraz açtı yani. Bu açtı. Bu büyük işler bunlar. Bunların konuşması bile büyük iş. Dinlemesi bile büyük iş. Şuradan çıkan bir netice varsa Ya Rabbi bu dostlarına bağışla bizi. Bunları sevenlerden eyle bizi. Bunların hürmetini affeyle bizi. Amin. Ziyaretlerine tekrar tekrar nasip eyle bizi. Amin. Yani ben şimdi burada bu duayı uygun görüyorum. Yoksa iddia edecek şurada 8 madde var. Belki selamı vermek biraz bedava. O selamda belki yapabilirim yani. Geri kalanları o kadar kolay değil. İnşallah ümidi kesmeyelim. Onları veli yapan Allah duruyor. E bizim gibi eşkıyayı da evliya yapabilir. Biz ümidimizi kesmeyelim inşallah. Ama nedir? Şimdi bunları konuşmasak, anlatmasak bu menkıbeleri, bu beyanları, bu sözleri, hiç böyle bir insanlar olduğundan haberimiz var mı? E yok. Böyle bir makamlar olduğundan ve buna heves etmemiz, dua etmemiz mümkün mü? Değil. O zaman yine iş nereden başlıyor? Anlamaktan, anlatmaktan, şu cemaatten, şu sohbetten başlıyor. Bu noktadan yola çıkanlar maksadına ererler. Herkes bir makam bulur inşallah. Bu boşuna değil bu gelişler gidişler bu vakitleri, saatleri, bu yolda harcayışlar millet Allah'ın düşmanlarını seyrederken Allah'ın dostlarını dinlemek için ben Allah'ın dostu değilim ha tövbe ya Rabbi. şimdi hemen der ki kendini evliya diyor şimdi Allah'ın dostunu dinlemektenken beni dinlemek demiyorum Allah'ın dostları anlatılıyor ben nakle diyorum. tercüme yapıyorum Arapça kitap tercüme yapıyorum ha ben burada Allah'ın dostundan kastım kim sen Beyazıt Bestami, Ebu Hasan'ı Karkani, Ehli Beyti dinlemeye geliyorsun Onları dinliyorsun yani. Bizim burada konumuz ne? Onlar. Onu demek istiyorum. Yoksa Allah tabii ki bütün müminler velidir. Dün bir müjde gördüm. Bunları da naklediyorum. Sonra unuturum diye naklediyorum. Nakşi Tarikatı hakkında yeni bir kitap çıkmıştı. Yeni derken 100 sene evvel yazılmış da yeni basılmış. Suriye'den geldi. El-Hadâkülverdiyed'in e, mislinde bir kitap. Çok değişik bir kitap. Haceker hakkında. Yani şah Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ya. 100 fersah civarıma şefaat hakkı verildi bana. Alaaddin Attar Hazretleri de buyurur ki Alaaddin'e de diyor 40 fersah etrafına şefaat hakkı verildi. Orada bir söz gördüm. Ben onlardanım diyemem ama müjde olsun diye. Nakşi tarikine mensup sadık bir müridin, normal bir müridin bile bir fersah etrafına şefaat hakkı var diyor. Normal bir müridin, ben normal mürit de değilim. Ben onu biliyorum. Allah inşallah Efendi Hazretlerimize bağışlasın. Ama bir fersah ne demek biliyor musun? Yani bu yolun adamlarının normal bir mezarlıkta yatmaları bile o mezarlık için çok büyük bir şereftir. Bir Allah diyenin, bir zikir edenin, bir teheccüd kılanın seyruşülük vazifelerini, zikir vazifelerini yapan bir adamın ölüsü bile şu zikirsiz gafillerin bütün hepsinin dirisinden eftaldir. Ve bir mezarda yattığı zaman bak bazen diyorum ya niye köye götürüyorlar? Felancayı niye köye götürüyorlar? Niye şuraya götürüyorlar? Niye bu içe götürüyorlar? Ama hepimiz de toplandık Eyüp Sultan'ın etrafına şehitle şimdi. E öbür taraflara da kim şefaat edecek? Dolayısıyla şimdi diyorum daha iyi anlıyorum. Bazılarını uzak yerlere gömüyorlar bazı kardeşlerimizi mübarek zatları falan. Ha ona da itiraz etmemek düşünüyorum şimdi. Neden? E belki bir şefaat hakkı vardır bir fersah ne demek? O mezarlığı kurtarır. Ya Allah dostlarını sevmekten geliyor bu faziletler. Çünkü senin sevdiğin adama göre sana değer verilecek. Sen kimi seviyorsun? Kimin hayranısın? Sen kimin aşığısın? E kardeşim seven sevdiğiyle aşık olursa Selman-ı Farisi Arap mıydı? Değil ehli beyt, Arap bile değildi. Faris milletindendi. Ama muhacirler dedi Selman bizden Ensar dedi Selman bizden. Resulullah çıktı buyurdu evinden. Selmanu minne ahlel beyt. Ne size bırakırım ne size bırakırım. Benim evimin halkına, ehli beytime dahil ettim dedi. Neden? Sevgiden. Muhabbetten. Onun için biz peygamber torunu olmayabiliriz. Kimimizin, belki bazı bizden de olabilir şeceresi olan insan çıkabilir. Seyit olan olabilir. Ben onu inkar etmem. Ama şunu demek istiyorum. Herkes peygamber torunu olacak değil. Ama sen Resulullah'ın torunlarını seversen, onun varislerini seversen, halifelerini seversen, e sana da derler ki bu da bizden. Bu da bizden derler. Biz inşallah benim anladığım bizim en kolay yolumuz sevgiden geçiyor. Ama sevgi de laflan olmaz. Seven sevdiğini çok anar, seven sevdiğine itaat eder, seven sevdiğini çok ziyaret eder gibi sevginin getirileri vardır. Seviyorsan ondan bahsedeceksin. Gece uykun kaçınca onu okuyacaksın. Sevgilini hatırlayacaksın. Sen seneler geçimde Ehli Beyt'ten ismini bile bilmiyorsun daha. Bu böyle bir sevgi olmaz. Onun için bizim bütün bu sohbetlerimizin kuruluş gayesi nedir? Bu muhabbeti, bu sevgiyi artırmaktır, güçlendirmektir, bu tohumu sulamaktır, buna ürün verdirmektir. İnşallah. Bu sevgi bizi sevdiğimize kavuşturacak. Ama biz burada sevgide yalancı çıkmayalım diye uğraşıyoruz ki sevgimiz samimi olsun çok bahsedelim, çok konuşalım, çok anlatalım, çok dinleyelim. Bu zatlara aşık olalım. Allah maşukumuza erdirsin.